Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak havalimanıyla başlayacağız. Hatırlarsınız bir gün öncesinde Türk Hava Yolları'nın Ordu Bölge Müdürlüğü'nün Trabzon'a bağlanması da gündeme gelmiş, eleştirilmişti. Bugünlerde ise maalesef yine bir sis gerçeği ile karşı karşıya kaldık. 3 uçuş iptal edildi bugün. Ordu Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 3 uçuş iptal edildi. Akşam yapılacak olan uçuşların da durumu, akıbeti belirsiz. Yapılacak gibi duruyor ama belirsiz. Maalesef yine Mart ayı geldi. Yine hafif sis olduğunda uçamaz hale geldik. Haberi izleyelim. Ardından haberle alakalı yorumlarımız olacak. Ordu'da elverişsiz hava şartları uçak seferlerini etkiliyor. Ordu Giresun Havalimanı'nda hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Alınan bilgiye göre kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Bu çerçevede planlanan bazı seferler iptal edildi. Sabah saatlerinde 3 uçuş sis nedeniyle iptal olurken, akşam saatlerinde yapılacak olan 2 uçuşunsa yine hava muhalefeti nedeniyle iptal olacağı öngörülüyor. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor. Evet, tablo bu şekilde. Maalesef yine uçamıyoruz. Uçamaz hale geldik. Şimdi şu var. Bakınız, Türk Hava Yolları'nın Trabzon'a bağlanıp Ordu'ya bağlanması değil. Zaten Ordu'ya bölge müdürü atın, Ordu müdürü atanınca Trabzon'a bağlı gidecek Türk Hava Yolları'nın. Konu bu değil. Konu uçamamamız. İnsanlar plan yapıyor. Samsun'a da plan yapıyorlar, uçuyorlar. Trabzon'a da yapıyorlar, uçuyorlar. Çok nadir oradan buraya uçaklar drive ederken maalesef biz en ufak şeyde ya Samsun'da ya da Trabzon'dan uçmak zorunda kalıyoruz. Her şeyden önce bu havalimanında gerçekten çok ciddi lobiyle karşı karşıyayız. Samsun'da uçakların ortalama doluluk oranı 86-96 kişi arası uçuyor. Orada uçaklarda ortalama 136 kişi uçuyor. Yıl ortalaması bu. Zaten Samsun'dan uçan vatandaşlar oradan uçak bulamadığı için Samsun'dan uçuyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız oradan sefer olmadığı için Samsun'dan uçuyor. Bu konuda mağduruz. Sefer sayımız az. Az olan sefer sayımızda da uçamıyoruz. Yetkilerin bir an önce bu soruna artık el atması, çözüm bulması gerekiyor. Tekrar söyleyelim. Samsun'un uçak doluluk oranı bizden az, bizden daha kat kat fazla uçuyor. Her zaman uçuyor. Biz ise en ufak bir hava engelinde maalesef uçamıyoruz. Devam edelim. Fındıklı devam edeceğiz. Fındık biliyorsunuz fiyatı 60 liranın üzerine çıkmıştı ama Toprak Mahsuller Ofisi'nin fındık satış kararı ile birlikte fiyat aşağı geldi ve uzun zamandır da yatay bir şekilde fiyat seyrine devam ediyor. Fındıkta yeni sezon yavaş yavaş yaklaşıyor. 2023 sezonuna yaklaşık 4 ay kala fındık üreticileri ellerinde kalan son fındıkları da satmak için fiyatları yakından takip ediyor. Toprak Mahsuller Ofisi'nin fındık satışının ardından 60 lira seviyelerinden hızlıca düşen fındık fiyatı serbest piyasada ilk olarak 55 liraya düşmüştü. Bu düşüşün ardından önce 54 liraya gelen fındık fiyatı bu hafta 53 liraya kadar inmişti. Haftayı yatay bir seyirde kapatan fındık fiyatı 53 lirada sabit kaldı. Bu hafta başka düşüş gözlemlenmeyen fındık fiyatında düşüşün devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Elinde az bir fındık kalan üretici ise serbest piyasada fiyatların yeniden 60 lira seviyelerine gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak tahmini rekolte çalışmalarının da fiyatları nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. Üretici fiyatların yeniden 60 lira seviyesine yükselmesini istiyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. İlçenin Efirli mahallesinde Yalçın Aydın yönetimindeki araçla Bayram Yazan idaresindeki araç çarpıştı. Aydın'ın aracı çarpmanın etkisiyle yolun alt kısmındaki araziye devrildi. Yaralanan Aydın, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
de alacak o. Ona göre yapalım. Ekranda görüyorsunuz Altınordu Rıhtımı. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip ama ekonomik olarak kullanamıyoruz. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nin yapacak olduğu çalışmalarla birlikte artık Altınordu ekonomisine de ciddi katkı verecek. Büyükşehir hem limanı uzatacak hem de mevcut üstteki yapıyı güçlendirecek. Hal böyle olunca hem Roro gemileriyle ticaret hem de kruvaziyer gemileriyle turizm gerçekleştirilecek. Altınordu Rıhtımı, Roro ticareti ve kruvaziyer turizmine uygun hale getirilecek. Açıklama Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'den geldi. Başkan Güler, Rıhtımlı uzatma ve güçlendirme çalışması yapılacağını belirtirken, Altınordu ekonomisinin yapılacak çalışmayla gelişeceğini söyledi. Altınordu Rıhtımı'nın şimdi rehabilitasyonunu yapıyoruz. Onun projelerini hazırladık. Çetini vesairesi hepsi hazırlandı. Şimdi onun uzatılması ve güçlendirilmesi çalışması, üstünün bacakları sağlam. Şimdi oraya onu uzatarak onun kredi görüşmeleri ve bakanlık görüşmelerimiz var. Onu yaptığımız zaman o bahsettiğiniz Roro şey yahut da kruvaziyerlerimiz buraya gelecek. İşte Boz Tepesi'ne çıkacak. Güzel. Esnaf para kazanacak. Ordunun güzelliklerini görecekler. Buradan da gidecekler. Yani bunlar gerçekten iyi projeler. Aslı'nın felaketinin ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Adıyaman Gölbaşı'nda Ordu Köyü kuracağını belirtmiş ve 104 konteynerden bir konteyner kent, daha doğrusu Ordu Köyü kurulacağını ifade etmiş. Konteynerleri de hazırlamıştı. Gönderilen konteynerler var. Bölgeye gönderilen konteynerler de Altınordu Belediyesi tarafından kurulumu gerçekleştiriliyor. Adıyaman'da Koordinatör Vali Numan Hatipoğlu ve Başkan Aşkın Tören'in koordinasyonunda diğer belediyelerin de destek ve katkılarıyla altyapısı tamamlanan yaklaşık 1500 konteynerlik geçici yaşam alanında çalışmalar sürüyor. Depremzedeler için oluşturulan Gölbaşı Geçici Barınma Alanı'nda konteyner kentin kurulumu Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gönderilen ilk konteynerler de bölgeye ulaştı. Yine Başkan Aşkın Tören'in öncülüğünde Altınordu Belediyesi koordinasyonunda süren Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesine kurulacak 52 konteynerlik geçici barınma alanı konteyner kentin altyapı çalışmalarında sona gelindi. Adıyaman ve Gölbaşı ilçelerine görevlendirilen Başkan Aşkın Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi ekipleri, bölgede konteyner altyapısı çalışmaları, günlük 20 bin kişiye sıcak yemek çıkaran Sahra Mutfağı, kent temizliği, İnsani yardımlar ve hasar gören altyapıların onarımı gibi önemli hizmetlerle çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ordu deprem bölgelerinde yaraları sarmak için gerçekten ciddi mücadele ediyor. O belediyelerimizle, STK'larımızla, kurumlarımızla bölgedeyiz. Ve bu kapsamda Fas'ta Belediyesi dün 3 tır daha, bugün 3 tır daha bölgeye gönderdi. Ve Fas'ta Belediyesi tarafından asrın felaketinin ardından bölgeye gönderilen yardım tırlarının sayısı 51'e yükselmiş oldu. Çambaşı ile devam edeceğiz. Çambaşı Kayak Merkezi biliyorsunuz Ordu'nun kışın misafirlerini aradığı nokta, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı ailesi ve oradaki kayak merkezi. Bu yıl aslında belki kar seviyesi istenilen kadar olmasa da, kış belki çok uzun ve sert geçmese de yine de Çambaşı Kayak Merkezi'nde 150 bin turist ağırlandı. Çambaşı Kayak Merkezi Ordu'nun cazibe merkezi olmayı bu yılda sürdürdü. Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Gözde Kayak Merkezi kış sezonu boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Kayak merkezi kayak sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uzun yıllardır Ordululara hizmet veren kayak merkezi bu yıl kar eksikliğinden en az etkilenen kayak merkezlerinden biri oldu. Çehresini hemen hemen her yıl yenileyen ve eksiklerini gideren Çambaşı Kayak Merkezi, özellikle fiyatları ve bölgedeki diğer kayak merkezlerine göre kar kalınlığıyla tercih edilen merkezlerden biri oldu. Her kesimden vatandaşın eğlenebileceği yer haline getirilen merkez, kış sporları çeşitliliğiyle de misafirleri kendisine çekti. Çambaşı Kayak Merkezi bu yıl sezonu kapatmak için önümüzdeki hafta yağması tahmin edilen karı bekliyor.
Önümüzdeki hafta tahminlerin tutmaması halinde kayak sezonu Çambaşı Kayak Merkezi'nde yaklaşık bir hafta sonra kapatılacak. Karın yağması halinde ise sezon bir süre daha açık kalacak. Çambaşı Kayak Merkezi bu sezon içerisinde yaklaşık 150 bin civarında misafiri ağırladığı öğrenildi. Bu yıl az yağan kar tüm kayak merkezlerini ciddi biçimde etkilemişti. Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından yatırımcı da bundan sonraki yatırımları için deprem riskinin az olduğu bölgeleri seçmeye başladı. Durum Ordu'ya biraz da olumlu yansıdı. Özellikle yeni kurulacak olan OSB'ye Ordu'nun deprem bakımından risksiz bir il olmasından kaynaklı rağbet arttı. Karadeniz iyi bir yatırım bölgesi. Dışarıdaki insanlar da deprem riskinden dolayı biz de tercih ediliyoruz. Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde birçok fabrika ve sanayi kuruluşu da deprem bölgesinde zarar gördü. Bundan kaynaklı yatırım yapacak iş insanları deprem bölgesi olmayan illeri tercih etmeye başladı. Bu iller arasında Ordu da yerini aldı. Burası deprem bölgesi değil. Bunun için dışarıdan gelecek yatırımcı tercih ediyor. Bir. İkincisi, burası Ordu çok sosyal bir kent. Kültürel olarak, sosyal olarak, yaşam olarak güzel bir kent. Yani dışarıdan yabancı geldiği zaman, yabancı yönetici geldiği zaman burada yaşamak istiyor. Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne kazandırılacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi de yatırımcıların yeni gözbebeği oldu. 2. Organize Sanayi ile ilgili bu işler onlar düşünüyorlar. Orada yatırım yapan insanlar tabii hem deprem oldu. Bir de deprem riski olduğu için böyle talepler zamanında da vardı. Çünkü o bölge deprem bölgesiydi zaten. Öyle bir rahatsızlıkları vardı ki gün bugüne yani Allah öyle gösterdi. Bir daha ülkemizin başına böyle felaket gelmesin. Tabii bu felaket yaşanınca bizim bölgenin önemi çok daha fazla artıyor. Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek de bu doğrultuda 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne çok büyük bir iş düştüğünü söyledi. Dolayısıyla oradaki tekstilciler, bayağı başka sanayiciler eminim bu tarafta yer talep edeceklerdir. Bununla ilgili de iş 2. Organize Sanayi'ye düşer. Ama tabii ki keşke yaklaşık 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetmeseydi. Burada hiç biz bir şey üretmeseydik. Ama o 50 bin canımız da gitmeseydi. Sen Bir Ordusun Vakfı tarafından asrın felaketinin ardından deprem bölgesine yardım kampanyası düzenlendi. Sen Bir Ordusun Vakfı deprem bölgesi için anlamlı bir gece düzenledi. Depremzede vatandaşların barınma ihtiyacı için 52 artı konteyner kampanyası kapsamında yardım kampanyası gerçekleştirildi. Geceye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İnmügüler, Ordu Eş Başkanı Sabri Çelebi, dernekler ve sanayiciler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bitune li rabbihim succeden. Ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İnmügüler, Ordu'ya yakışır bir şekilde deprem bölgesinde yaraların sarıldığını söyledi. Orada ne eksiklik varsa yapıyoruz. Cenaze ekibimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Aşağı yukarı 2800 kişiyi defnettik, çalışmaları yaptık. Yiyeceklerini pişirdik, kattık ve onlara hizmetlerimizi sunduk. Temizliklerimizi yapıyoruz. Tiyatro grubumuz çocukların gönlünü alıyor, stresi, travmayı gidermeye çalışıyor. Ve orada çok güzel bir bağ kurduk Adıyamanlılarla. Başkan Güler 52 artı konteyner kampanyasına da destek verdi. Ben hayatım boyunca herhangi bir yardımı rakamla ifade etmedim. Ben size açık çek bırakıyorum. Ne eksikse tamamlayalım. Sayın Başkan, değerli misafirler, kuvvetli bir alkış. Sen Bir Ordusun Vakfı basın sözcüsü Ömer Faruk Güney ise deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Sen Bir Ordusun ailesi olarak depremin ilk gününden bugüne sahada inanılmaz işler yaptık. Kurtarma, arama kurtarma faaliyetlerine katıldık. 7-8 tır malzeme dağıttık ve yine oradaki hem arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan hem de depremzedelere balık ekmek ikramı yaptık, çeşitli yiyecek içecek ikramları yaptık ve konteynerle ilgili çalışmalarımız, bölgedeki faaliyetlerimiz halen devam etmekte.
Sen Bir Ordusun Vakfı Başkanı Arif Hikmet İlke, konteyner kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti. Şeref verdiniz, gurur verdiniz. Bu projenin içerisinde Türkiye'nin çok sektöründe önemli olan şahsiyetlerin katkıları var. Konteyner dolduralım diyoruz. Bir ordulu arıyor, içine şey dolduruyoruz, çekyat. Oyuncak diyoruz, birisi bir çuval oyuncak gönderiyor. O yüzden niyet hayır oldu mu ya hayra vesile olacaksınız ya şerre. Bu hayra vesile olurken bu hayırların hepsinde bana güç veren, moral veren, destek veren, bir yere gittiğinde arkamda koca bir ordu olan tüm hemşerilerime, abilerime, kardeşlerime, Türk dünyası sevdalısı olarak birçok meslek grubundan buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Burada hiçbir şey toplamaya gerek yok. Çünkü biz bizi toplarsak, biz bizi kucaklarsak hepsi bize yeter. İlke, orduya bir çocuk tiyatrosu kuracaklarının da müjdesini paylaştı. Ordu'da bir çocuk tiyatrosu kuracağız. Ben ordulu çocukların da ordu mensubiyetini kazanması açısından, çünkü böyle bir projeyi de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin proje haline getirmiştik. Burada müjdeyi size vermek istiyorum. Gecede 52 artı konteyner için gereken rakam fazlasıyla taahhüt edildi. Projenin ilk etabında 16 adet konteyner hazırlanarak depremzedelerin kullanımına hazır hale getirildi ve teslimatı yapıldı. "11 ayın sultanı Ramazan artık çok yaklaştı. Günler sonra ilk sahurumuzu yapıp orucumuzu tutacağız Allah'ın izniyle. Ve her Ramazan da olur biliyorsunuz, gıda kolileri. Vatandaşlar kimi zaman deprem bölgesine, kimi zaman ihtiyaç sahiplerine yollar. Gıda kolileri oluşturulur Ramazan öncesinde. Peki bu yıl gıda kolileri kaç liradan fiyata oluşuyor? Yardımlaşmaya ve dayanışmaya her yıldan daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu yılda en ekonomik, en zengin çeşitli Ramazan kolilerimizle tüm şubelerimizde kıymetli müşterilerimizi bekliyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. 23 Mart'ta Müslüman alemi yılın ilk orucunu tutacak. Her yıl olduğu gibi Ramazan'a hazırlık için gıda alışverişleri de günler öncesinden başlayacak. Gıda ürünlerini tek tek almak istemeyenlerse marketlerdeki özenle hazırlanan Ramazan kolilerine yönelecek. Zengin içeriğiyle özenle hazırladığımız Ramazan kolilerimizi geçen hafta itibariyle tüm şubelerimizde satışa sunduk. Peki bu yıl Ramazan kolileri kaç liradan başlıyor? Bu yıl müşterilerimiz için 3 farklı Ramazan kolisi seçeneğimiz mevcut. Bu yıl marketlerde tüketicileri 3 farklı Ramazan kolisi bekliyor. Birinci Ramazan kolilerimizin içeriğinde yağ, çay, şeker, pirinç, mercimek gibi temel gıda maddelerinden oluşan ve 13 farklı ürün bulunan Ramazan kolimizin fiyatı 269 lira 95 kuruş. Her bütçeye hitap eden Ramazan kolileri farklı ürünleri kapsıyor. İkinci Ramazan kolimizde ise yine yağ, çay, şeker, mercimek, bulgur gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kahvaltılık ürünler de eklenmiştir. 14 farklı üründen oluşan ikinci Ramazan kolimizin fiyatı ise 299 lira 95 kuruştur. Ürünlerimizin adetlerini ve gramajlarını arttırarak oluşturduğumuz, kahvaltılık ürünlerde ise çeşitleri daha da arttırdığımız üçüncü Ramazan kolimiz ise 21 üründen oluşmakta, fiyatı ise 469 lira 95 kuruştur. Öte yandan Ramazan kolileri tercihe göre de oluşturulabiliyor. Müşterilerimizin kendi bütçe ve isteklerine uygun olarak istedikleri ürünlerden oluşturduğumuz Ramazan kolilerimiz de hazırlanmaktadır. Ramazan çekleri de bu yıl yoğun ilgi görüyor. Yardımlaşmanın en kolay yolu Ramazan kartlarımızı ve çeklerimiz de bu yıl oldukça yoğun talep görmekte. Müşterilerimiz diledikleri tutarlarda Ramazan kartlarını tüm şubelerimizden alabilirler. Ramazan kartlarını verdikleri kişiler ise yine tüm şubelerimizden kendi istek ve ihtiyaçlarına göre tüm ürünlerden alışverişlerini yapabilirler. Tabi Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte insanların gıdaya yönelik ihtiyaçları da alışverişleri de arttı. Bugün Rus pazarında Cuma günü pazarı kuruldu. Arkadaşlarımız pazardaydı. Fiyatlara baktılar, fiyatları haberleştirdiler. Ramazan ayı öncesinde ilgi var mı pazara onu haberleştirdiler. Fiyatlar tabii ki kimine göre pahalı olsa da kimine göre de uygun. 11 ayın sultanı olan Ramazan'a artık sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca çarşı pazarda da Ramazan alışverişinin tatlı telaşı başladı. Ordulu vatandaşlar da Ramazan alışverişini yapmak için pazarlara akın ettiler, alışveriş torbalarını doldurdular. Pazarda Ramazan öncesinde fiyatlar kimine göre pahalı? Çok pahalı her şey. Çok üzgünüz. Pide mesela 15 lira diyorlar, bazen 20 lira diyorlar. Fiyatlar çok pahalı ya. Almaya çalışacağım artık, usul yavaş. Ramazan geldiği zaman millet mesela
alışveriş yapıyor ama bu şey mesela fiyatları biraz artırıştırıyor yapıyorlar. Markete gitsen, şeye de gitsen aynı her yerde, hara gitsen aynı söyle. Önceden pazara giriyorduk 100 liralık da içinde yani içinde para bile kalıyordu ama 100 lira şu anda hiçbir şey alamıyorsun. Fiyatlar kimine göre ise ucuz. Fiyatlar da çok uygun. Mesela 25 liraya sattığımız domatesler 15 liraya düştü. 25 liraya sattığımız salatalıklar 15 lira 20 lira arası. 30 liraya sattığımız domatesleri şu anda 15 liraya satıyoruz. Şu anda geçen seneye göre çok çok ucuz. Geçen seneden ucuz bu sene. Yaptım ve memnunum. Benim kızım var yurt dışında, anne pahalı demem, biz burada bir patlıcanı 8 euro'ya alıyoruz diye. Her şey ona göre pahalı. Yemeğler pahalı. Ondan sonra her şey karşılıklı. Ne yapalım? Ucuz. AK Parti Ordu Milletvekili aday adayı İsa Gül ilçeleri dolaşmaya, halkla bir araya gelmeye, vatandaşla sohbet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölköy, Gürgentepe, Ulubey ve Kapadüz ilçelerinin ardından Korgan ilçesini ziyaret etti. İsa Gül 2023 seçimleri için aylar öncesinden kolları sıvamıştı. Ordu'ya bundan böyle meclisten hizmet etmek için AK Parti Ordu Milletvekili aday adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan İsa Gül, aday adaylığı açıklamasının ardından da ilçe gezilerine devam ediyor. Tamam ya, geçmiş olsun. Bu kapsamda son olarak Ordu'nun Korgan ilçesini ziyaret eden İsa Gül ilk olarak AK Parti ilçe başkanlığına gitti. Burada parti teşkilatıyla bir araya gelen İsa Gül, Türkiye Yüzyılı kapsamında yapılacak çalışmalar ve 2023 seçimleri için teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulundu. Her zaman AK Parti teşkilatıyla omuz omuza çalışan Başkan Gül, ilçe başkanlığının ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini anlatan Gül, 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi. İsa Gül ilçedeki vatandaşlarla da hasbihal etti. 14 Mayıs seçimleri için yeni Türkiye'yi anlattıklarını ifade eden Başkan Gül, Korgan halkına ve ilçe teşkilatına gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Bugün Korgan ilçemizdeyiz. Öncelikle ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Orada gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, ana kademimizle buluştuk. Şimdilik de gördüğünüz gibi Korgan meydanımızda hemşehrilerimizi ziyaret ediyoruz. Esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diledik. Önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde, 100 yılın seçimlerinde hemşehrilerimize yeni Türkiye'yi anlatıyoruz. Yapılanları anlatıyoruz. Bu yola çıktık. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye 100 yılında en güzel şekilde çalışma yaparak hep birlikte ülkemizi feraha kavuşturmuş olacağız. Ben bizlere ilgi gösteren başta ilçe başkanımız olmak üzere belediye başkan yardımcımıza ve Korgan'ın hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank rakamları paylaştı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a 24 saatlik süre dolmadan 17.275 sipariş verildi. Tabii ki 12.000 kişi T10X modelinin sahibi olabilecek. O kişiler de 27 Mart tarihinde belirlenecek. Devam ediyoruz. Hırvatistan'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Günü münasebetiyle program düzenlendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri vesilesiyle tören düzenlendi. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran Çanakkale şehitlerini andı. Çanakkale şehitlerimizi anma günü vesilesiyle sizlerle birlikte Zagreb Büyükelçiliğimizde, Yunus Emre Enstitüsü'nde şehitlerimizi hep birlikte yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimizle birlikte elbette son dönemde yaşadığımız afetlerle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Çanakkale ruhunu 108 yıl sonra bugün bir başka ülkede, Hırvatistan'da hep birlikte yine doruklarda yaşadığımız, zirvede yaşadığımız bir atmosferdeyiz.
Program şehitler ve depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duası ve Çanakkale sergisinin gezilmesiyle son buldu. Bu haberli bülteni noktalıyoruz. Hafta sonu geldi. Yarın Büşra Akgül pazar akşamı Ebru Poyraz bülteni sizlere aktaracak. Pazartesi akşam ana haberde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.